Merhaba arkadaşlar. Aygün'ün Çiçek Aşkı kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Ee, ben biraz keyifsizdim. Bir türlü video yapamadım. Soğuk havalar ve grip enfeksiyonu e, astımı tetikledi. Arada öksürürsem sesimde düzgün gelmezse kusura bakmayın. Şimdiden özür diliyorum arkadaşlar size. Bu arada kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız, bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum bana destek verirseniz arkadaşlar. Ve de beğendiğiniz videoları da sevdiklerinize de paylaşırsanız daha mutlu olurum arkadaşlar. Şu an sizlere, sizlerle sizlere getirdiğim şu 11 ay çiçekleri onları göstereyim. Ben hasta yattığım sürece bunlar da açmaya durmuşlar. Bakın. Bunları ben geçen sene almıştım. Bunların ekim videoları var. Onları da izlerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hiçbir şey olmadılar. Karın altından aldım getirdim. Açmışlardı bittiler. Tekrar işte ben hasta olduğum dönemde tekrar açmaya başlamışlar. Bakın renkleri çok tatlı. Şuraya bakar mısınız mor, pembe, bakın hala daha geliyor bakın görüyorsunuz çok fazla sulamaktan sulanmaktan hoşlanan bir bitki serin ve esintili yerlerden hoşlanıyor Hatta bahçede duruyordu bu serin esintili bir yerde böyle esince şöyle kendi kendilerine tozlaşma yoluyla çoğalabiliyorlar bahçede birkaç yerde çıkmış Biraz kendilerine gelsinler. Daha çok ufaklar. Onları saksıya almak istiyorum. Çoğalmışlar kendi kendilerine. Ee, serin yerlerden hoşlandıkları için. Artık dışarıya çıkaracağım. Bayağı havalar düzelmeye başladı. Ee, toprak ekleyeceğim diplerine. Ee, şurada da var benim bir tane daha. Bakın bu da e, kırmızı olan. Daha koyu renkli olan arkadaşlar. Ee, bunları sonra almıştım bunu bunun da e, saksını değiştirip toprak eklemek istiyorum. Başka bir saksıya ekmek istiyorum. Şurada da çelalyalarım var. Bakın, bunların da videoları var. 11 ay çiçekleri gibi. Açelyalarımın da ekim videoları var. Geçen sene almıştım bunları arkadaşlar. Bunlar da yaz boyunca açtılar. 11 ay çiçekleriyle aynı yerde duruyorlar. Böyle e, serince Esintili bir yerde duruyorlar Bunlar sadece akşam saate Şöyle bir saat kadar Güneş Alıyor o Onların hoşlandıkları için Aynı yerde konumlandırdım onları da Bunların da topraklarını ve saksılarını Değiştireceğim Dışarıya çıkardığımda artık havalar Bayağı güzelleşti Yağmurlar da başlayınca Daha çok hoşlarına gidecek Açelya'larda 11 ay çiçekleri gibi sulanmaktan çok hoşlanıyorlar. Sudan hoşlanıyorlar arkadaşlar. Bol bol sularsanız çünkü böyle saçak kökler kök olduğu için hatta yazın ben şu büyük olanı büyük bir leğenin içine su doldurup daldırıyorum. Daldırma yoluyla e, suluyorum. Çok güzel oluyor. Ve çoğalması da böyle tozlaşma yoluyla oluyor. İsterseniz diplerinden başka yere aldığınızda ayırabilirsiniz de. Çünkü çok fazla yapmış ama ben bunu ayırmak istemiyorum. Yerine sadece toprak eklemek istiyorum. Ama açelyaları ekeceğim ayrı bir saksıya ve topraklarını da şey yapmak istiyorum. Toprağım yok bu arada alacağım. Toprağım olsaydı değiştirecektim sizinle birlikte. Mart'ta falan geliyor. Köy pazarına gidiyorum. Oradan çuvalla alıyorum. Kestane gübreyle gübresiyle karışık toprak getiriyorlar. Ben de bunları açınca sizlere bir video yapayım dedim. Uzun zamandan beri video bile atamıyorum. Bir bugün biraz iyiyim arkadaşlar. Şöyle bakın. Burada da bir açelyam var. Bu üç açelyamı aynı zamanda almıştım. Ve videoları var zaten. Bu kırmızı bakın açacak. Bu da şey yapmış. Tomurcuk yapmış. E şurada da bir tane <laughs> tohum atmış gazanya. Gazanya çiçeğimden tohum gelmiş arkadaşlar. Onu da alacağım ayrı bir saksıya. Ne renk çıkar bilmiyorum. Birkaç tane gazanya çiçeğim var benim. Yazın açtıklarında onları da sizlerle paylaşacağım. Bunların hep videoları var. Açelyalarında. 11 ay çiçeklerinde. Ben 11 ay çiçeklerini çok seviyorum. Yaz boyunca açtılar geçen yıl. Yaz boyunca sürekli yerini severse, toprağını severse, gölge ve serin yerlerden hoşlanıyor. Sadece akşam güneşi biraz. Çok böyle direkt akşam güneşinde güneşten de hiç hoşlanmıyorlar. Serin yer olunca dediğim gibi böyle esintili olunca böyle tozlaşma yoluyla hatta değişik renkler de çıkabiliyor. Bakın bu nasıl değişik görüyor musunuz? Tek dalda türlü çeşit renkleri oluyor. Çok sevdiğim bir çiçek arkadaşlar. Bu çiçek hatta sardunya ailesinden, sardunya gillerden geldiği için böyle çok hoş. Ama sardunya güneşi seven bir çiçek, güneşi seviyor. Gölgede kalınca sürekli büyüyor. Pazarda çok pahalı arkadaşlar. Çiçekler Aşırı derecede bu şöyle bir saksı inanın bakın 30 lira şöyle sordum bu çiçekten 30 lira dedi bana ben bunları çiftini 7 uçarmı ne almıştım böyle torba için hatta ekerken e, videosunu izlerseniz orada göreceksiniz aynı saksı zaten sonra bunu almıştım küçücük böyle şuna benzerdi. Şöyle almıştım. Buraya ektim. Bakın gayet güzel. Bunu da saksısını değiştireceğim ve toprağını da değiştirmek istiyorum. Daha çok canlansın diye. Ama sürekli açan bir çiçek, 11 ay çiçeği yerini konumunu severse bir de bol sularsanız yazın çok seviyor suyu. Biraz to gübreli toprakta koyarsanız köküne gayet güzel çiçekler veriyor. Şu rengine bayılmıştım. Aradım buldum. Çok da güzel. Şu ikisini aynı pembeyle mor. Bakın çok çok güzel olmuş. Hatta buradan da çıkarmaya çalışıyor. Şöyle. Hatta ben bunların saplarını arkadaşlar şöyle size göstereyim. Saplarından nasıl begonyaların saplarını suya koyup böyle çiçek saplarını bitmiş çiçek saplarını suya koyup köklendirmiştim ee, onları da kestim içeriye alınca köklenir mi bilmem bakın ama yeni daha koydum bunları da ekmeyi düşünüyorum İnşallah diplerinde ama şey yapmadılar da hani çürümediler de gene aşağı yukarı kardan sonra gene bir bir ay kadar oluyor sanırım şöyle suya koyayım tekrar 11 ay çiçeklerin saplarını kesip koymuştum suya. İnşallah olur. Olursa ekip size gösteririm. Hatta şu çiçeklerin bittiği yerde şöyle kapsül, minik kapsüller oluşuyor ama onlar o kadar böyle siyah toz halinde oldukları için onları göremiyorsunuz. Onlardan da çoğaltılabiliyor. Öyle hiç çoğaltmadım. Ama tozlaşma yoluyla çok çabuk çoğalan bir çiçek. Bahçede birkaç yere de e, uçmuş. Orada çıkmış. Ben onlardan alacağım. Tozlaşma yoluyla da çok daha değişik renkler de çıkabilir. Etrafı görüyorsunuz. Bakın şuna bakın. Şurada nasıl bir renk almış. Şurada nasıl bir renk almış. Bakın şurada lila gibi. Burada böyle kırmızı gibi bir rengi var. Hep değişik. Şimdi şöyle açelyalarımı da göstereyim size. Açelyalarımı 3 tane almıştım. Bunların da videoları var arkadaşlar. Bu da beyaz. Bakın. Ama bunların toprakları ve saksıları değişecek. Bakın açmaya başladı. Bunlar da yaz boyunca açtılar. Şurada da prenses çamım var. Bunun da ekimlerini ben göstermiştim size. Bu sukulentlerimi alınca size göstermiştim. Bu da bayağı bir büyüdü. Bu sukulent türü olduğu için çok fazla su istemiyor. Bu da şirek kulağım arkadaşlar. Bu da çok büyüdü. Bayağı hiç ben tahmin etmedim. Minik minikti bunlar. Bayağı bir gelişmeleri var. Şöyle. İşte esas bir güzelliğimi göstereyim size. Bakın. Bakın bu güzelliklerimin de bu yılbaşı çiçeklerimin de ben videolarını sizle paylaşmıştım videolarını sizle paylaşmıştım arkadaşlar. Bu tekrar açmaya başladı. Bunun açmış hali de vardı. Baktım ben hastayken onlar bana gülümsemek için tekrar tekrar çiçek vermişler. Bakar mısınız şu güzellik? Bakın, bakın. Bakın ne kadar güzel de tomurcuk yapmış. Her yerden tomurcuğu var, her yerden çiçeği. Bu çiçek zaten tekrar açıyor. Ve beyazları da vardı. Bunların da videoları var. Bu yılbaşı çiçeklerimin beyazları da tekrar açıyorlar arkadaşlar. Nisan sonu gibi. Tekrar böyle onları açarsa tekrar ben size paylaşmak isterim. Çok güzel açtılar. Yeni tekrar onu görünce ben çok mutlu oldum ya. Beni mutlu ettiler. Ben de sizlerle şöyle bir paylaşayım dedim bu güzelliklerimi. Şöyle bunların da böyle açmalarının tek sebebi çay çay posaları arkadaşlar. Çay suyu ve çay posası. Bu yılbaşı çiçekleri onlardan çok hoşlanıyor. Pirinç sularından hoşlanıyor. Çok seviyorlar böyle şeyleri. O yüzden açıyorlar diye düşünüyorum ben. Çoğu kişi diyor, yılbaşı çiçeği sadece bir kere açıyor. Benimkiler iki defa açıyorlar. Bakın göstereyim. Çok çok güzeller. Şöyle sizlere şöyle göstereyim. Harika bir çiçek. Siz de edinin derim bu 11 ay çiçeği. Çünkü sürekli açıyor. Sürekli. Sardunya gibi. Hiçbir tane boş durmuyor. Biraz şeyden aldığım zaman açmamıştı. İçeriye getirdiğimde hemen direkt böyle tomurcuk çıkarmaya başladı. Bakın tomurcukları da o kadar bol. Size bir video çekeyim dedim. Şu güzelliklerle sizi baş başa bırakayım arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın. Başka bir video görüşmek üzere.